Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Tolga, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Evet, bugün ineğimizin yanındayız şöyle. Doğumu yaklaştığı için bunu sığıra salmadık. Evde kaldı. Yani artık doğumu yaklaştı. Gününü tamamladı. Doğum yapacak. Şimdi sizlerle bugün video çekeceğiz. Uzun bir aradan sonra şöyle tamamıyla işler yapacağız. İnşallah Allah izin verirse. Ayağım yavaş yavaş geçiyor. Şişt, kır fıkır. Bir dikişleri kaldı. Dikişleri alındıktan sonra inşallah şeye girecek. Randımana girecek. Şöyle ayakkabı falan da giyebiliyorum artık. Bakın. Dikişleri alındıktan sonra tüm hızıyla işlerimize devam edeceğiz. Tabii ki ufak ufak işlere yapmak. Oh, yoruldum. Ufak ufak işler yapmak beni sevindiriyor. Şimdi ineklere ot biteceğiz, kuzulara ot biteceğiz. Böyle işte evde artık kalan, yarım kalan, yapılmayan işlerin hepsini yavaş yavaş yapacağız inşallah. Şöyle kafa kamerasının bandını koluma bağladım. Kafama bağlayacağım birazdan kamerayı. Sizlerle ot biteceğiz. Böyle günlük işler diyelim. Evde günlük işler diyelim. Evet, şöyle kamerayı biraz öne eğdim arkadaşlar. İlerisi de gözüküyor. Tırpanımızı yanıma aldım. Soğanlarımız da bu arada yine otlanmış. Bunları kazacağız. Tırpanı dün ben bileğledim. İnşallah iyi keser. Denedim hatta, biraz kesiyordu. Körelirse dişleyeceğim ben bunu. Yani yeniden tırpan nasıl dişenir onu da gösterebilirim bugün size, eğer vaktim kalırsa. Şimdi bu bizim çadırın kenarındaki otları şöyle temizleyeceğiz. Hem temiz olsun hem de kuzular yesin bunları. Şöyle arkadaşlar biçersek temiz olacaktır. Hayatında tırpan kullanan hiç var mı? Yani benim izleyicim şu anda genç kesim de var ama genelde köyden şehire giden insanlar ya da şehirde bu hayatı merak eden insanlar. Bu arada da videolara attığınız like'lar için çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde hızlı bir şekilde yükseliyoruz ve insanlara daha çok ulaşıyoruz yani. Hadi bakalım. Şöyle. Bismillah dedik. İşimize başladık. Bugün işler yapacağız. Hafif hafif. Kendimi de işlerin içinde görmek beni mutlu ediyor. Bu arada saya falan kurudu yani. Güneşten. Ben kendim kürümedim ama hava sıcak olduğuna yağmur çabuk kuruyor. Kurutuyor. Şaplandı. Tırpanı kıracağız, o değil. Bunlar çok. Evet, herkes ot biçmeye gidiyor. Bunlar kuzuların hakkı arkadaşlar. Kuzular için biçiyorum ben bunları. İneklere daha başka biçeceğiz. Buradan kardeşlerim alacak bunları. Kardeşim alacak ya da eşim. Oh. Hanginin işi yoksa, ikraya kim bakıyorsa o gelmiyor arkadaşlar. Öyle bir sistem kurdum. Arkadaşlar, ayaktan güç alamamak cidden sıkıntı ya. Şöyle toplayayım ben. Evet. Zaten baldıran. Evet, şimdi anlıklardan biçeceğim ben. Şöyle göstereyim size. Burası an. Yani iki tarlanın birleşimi. Bunun yarısı benim, yarısı diğer abinin sayılıyor. Ama diğer abi biçmiyorsa iki tarafı da biçebilirsin. Sorup da herhangi bir sıkıntı yok. Yine sapladım. Ben bu tırpan işini hiç çözemeyeceğim herhalde bugün. Sanki yeni tırpan almış gibi. Ah, şu ayağım biraz daha korkmasam, acımasa. Bir de taşlar var. Vurmak istemiyor. Tırpan adamı çok yorar bu arada. Evet, güzel. Şöyle tersine çevirelim.
Anlığın hepsini biteceğiz. Şu otlar çok zor biçiliyor. Kısa kısa tutuyor. Oh. Evet arkadaşlar, burası bizim fi tağlamız. Şimdi bu fiden bızağlara biçiyorum ben. Yani çok çok biçmiyorum. Sade küçük bızağlara vereceğim. Bir de bugün yeni kalan, evde kalan ineğe vereceğim. Hani diğer otlar da ot da. Onlar mesela kalın, içinde çok sevmedikleri otlar var mesela. Şu otları pek sevmezler. Ama bu fiyi, bakın çiçek açmaya da başlamış, şöyle göstereyim. Bayılırlar. O yüzden ağızların tadı güzel olsun, bozulmasın diye. Hem buradan böyle köpekler yol yapmış. Gile gide. Çayıra falan gidiyorlar avlanmak için. Hani gece gürültü olduğunda. Hem burasını açacağım, hem de ineklere. Bu bakın yatmış, görüyorsunuz değil mi? Çürümesin. Ziyan olmasın. İneklere vereceğim burasını. Şöyle küçük küçük hamlelerle. Burasını açarsam güzel olacak. Şuralara fazla girmeyeceğim. Hemen şöyle. Bakın. Yerde hiç biçilecek kalmıyor. Tertemiz. Tırpanın da eleceği tam bana göre. Küçükken yetişemiyordum ama şimdi tam dengeliyor. Şöyle şu yatık yeri kaldıralım. Yani şöyle tersine biçiyorum burasını. Biraz garip gelebilir. Çünkü yatık yer böyle kaldırılır arkadaşlar. Diğer taraftan vurursanız tırpanı ziyan olur. Üstünden çeldirirsiniz. Evet. Birinci görevi bitirdik arkadaşlar. Kuzularımıza ve evde kalan ineklerimize yetecek kadar ot biçtim Allah'ın izniyle. Şunu da bir çıkarayım, kafam rahatlasın. Evet arkadaşlar. Oh, tor olmak böyle bir şey demek ki ya. Çabuk yoruluyorum. Şimdi ikinci iş olarak suya gidebilirim. Suya gitmezsem tırpanı dişeyeceğim. Yani tırpanı bileğleme, çekiçle bileğleme işlemi var. Onu göstereceğim size. Zaten bilenler bilir. Sesinden de anlayacaklardır o işlemi yapmaya başladığım zaman. Neyse, azıcık soluklanayım şurada. Ondan sonra Ford'un tekerlerini falan yaptık. Ford'la. Ford'un debriyajı basit olduğu için, daha kolay olduğu için Ford'la su doldurmaya gidebilirim. Hem dolaşacağım, hem canım sıkıntısını geçireceğim, hem öyle bir şeyler yapacağım bakalım. Oh. Evet. Bakın bugünün sürprizine. Allah Allah. Biz bugün bunu inek hayvana gitmesin, sığıra gitmesin diye evde bıraktık. Daha 2-3 günü, hani 3-5 günü var diye hesap ediyoruz. Ama mınişimiz oldu bilene. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Nasıl? Burnuna bakın, burnuna, burnuna. Şimdi diğer inek doğumunda sizden yorum istemiştim. Dedim ki buzağımız doğdu. Bunlar ne böyle? Bizim için ismi belirler misiniz diye yorum atar mısınız dedim. Karamel ve Arife en çok gelen yorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Diğer bızağının, ilk doğan dişi bızağımızın ismi Arife olacak.
Çünkü o zaman bayrama işte bayrama şeye geldiği için öteki de möleyerek bize destek veriyor. Arife olacak. Bunun içinde karamel koyalım. İki en çok beğenilen yorum, en çok istenilen yorum. Kimsenin de gönlü kalmasın diye. Bu buzağımızın ismi de karamel olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Paşa'ya benziyor aslında değil mi? Şimdi 3 tane buzağımız oldu. Karamel, Arife, Paşa. Yani bunun ismi şu anda karamel koyduk arkadaşlar. Buna böyle bir şey yapayım dedim ben. Çünkü o buzağın ismini de size söyleyecektim. Tam da den geldi bugüne. Güzel. Yara bakalım. Bu da dişi yani. O yüzden buna da karamel koyuyoruz. Bu da dişi, erkek değil. İkisi de dişi olunca iki yorum en çok beğenilen yorumunda gönlü kalmasın diye birine karamel birine Arife dedik. Öyle oldu. Şimdi kolay bir doğum oldu. Zaten sıcak hava yalıyor kendisi. Bir saat sonra falan ben bunu içeri alacağım. Annesininle beraber. Ondan sonra yine bu da yavaş yavaş büyüyecek. Şimdi size Arife'yi de göstereyim. Arife kızımız ne hale geldi. Arife artık onun ismi. Bu da karamel. Karamel. İsmin senin çoktan belirlenmiş. Benim kızım benim. Babuğundaki çillere bak. Bu ne biçim şey böyle. Evet. Haydi bakalım. Şöyle elimi sileyim. Bu arada tentriyot falan hepsini yaptık arkadaşlar. Göbeğini möbeğini tertemiz yaptık. Hoş geldin karamel. Bu da karamel gibi olacak. Emin olun. Tam çikolata karamel renginde. Bakın bu Arife. Arife oldu bunun ismi. Bu da bu kadar oldu arkadaşlar. Kocaman oldu. Görüyorsunuz benim kızıma. Benim kızımı görüyorsunuz. Aferin sana kızım. Kardeş geldi sana. Arife. Kardeş geldi. Bu da bayan. Arife. Bak bak bak. Seni görmek isteyenler var. Şöyle bir bak bakalım. Azıcık hep aynı günkü gibi enerjik. Oldu yani. Paşa artık en büyük abi oldu. En büyük abi. Paşa abilerin abisi, erkek. Onlara abilik yapacak değil mi aslanım benim? Neyse. Evet. Karamel. Karamelcik. Şöyle bunu temizleyelim ha. Bak bak. Akbak çıkmış kıçımın. Akbak olmuş kızımın kızı. Akbak olmuş. Arife, Karamel, Paşa. Seriyi tamamladık. Maşallah. Bereketli bir inek sezonu geçirdik. İnşallah sağ salim paşa gibi hastalandırmadan, isele yakalandırmadan Rabbim büyütmeyi nasip etsin. Bu arada bir maşallahınızı alırım arkadaşlar. Evet. Bir erkek. İki dişi buzağımız var. Üç. Üç de ineğimiz var. Altı tane. Allah bin bereket versin. Rabbim inşallah hayırlı işlerde kullanmayı nasip eder. Hem sütünü hem peynirini hem parasını. Böyle. Seni şimdi burnunu öpmek isteyen kaç kişi var acaba? Kaç kişi var bu burnunu öpmek isteyen ha? Neyse ben rahat bırakayım artık. Hadi kızım sen yala. Ya kızım sen. Gel karamelim. Gel. Gel. Karamelli çikolatam. Gel bakalım. Ne eksildin hiç. Sen de bunu iç. Gel bakalım bismillah. Sil ağzını oğlum be. Oh düştü. Gel. Arka tarafına geçip de destekle. O zaman daha rahat olur. Dur. Al sen bunu. Sen ayağını acıttırsın ya da ben yapayım. Ayağımı acıtmam ben de. Üstüne basarsa acıtır. Dikişlerim dikişler. Al neydi iyi de. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Hadi. Anam anam. Ayağım ayağım. Bunu bir yiyeyim sonra bir daha bir şey. Ooo başladı başladı. Şöyle. Burnuna bakar mısın? Onu dedim herkes öpmek ister onun burnunu. Çitilli burun. Kızım benim. Hadi. Ya, dur. Sıcak burası anne. Hemen şey yapsın da dama alırız şimdi tamam mı? Tamam. Gölgece alırız onu. Hele bir kurusun, rahatlasın. Kurusun. Ama maşallah iyi ya. Öteki küçük de ama bu ayaklı maşallah. Arife küçük de ama karamel kuvvetli oldu maşallah. Bunun adını karamel koyduk anne. Videoda dediydik ya. Evet. En çok Arife gelmiş. İlk buzağının adını Arife. Bu da karamel olsun. Zaten karamele benziyor bu da. Aynen. Karamel çikolatası. Emziriyor. İkisi de çok. Biri 123, biri 116 mı? Öyle bir şey almış yorum. Şey beğeni almış. Karamel diyenler de çoktu. Hadi ikisini de kırmayalım. Kızım tamam burada. Abi küçük.
simentel herhalde. Simentele benziyor ama. Bu evde kalan bunun buzağısından eğer şey olmazsa bunu bırakalım anne. Zaten o evde kalan öbürü neyin buzağısı? Evet. Buzağı. Dur, 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 dur. Kalkacak anne. Kalksın şöyle. Gel. Gel küçüğüm. Daha var mı sütü bunu sence? Var. Kim inen mi? He. Aç kuşlağında kaldı biraz daha da. Şu bir emsin şunu da. Açlığı geçmesin. Anne şimdi sen... fıyık fıyıklar. Baytak baytak giriyorsunuz aynı ben gibi. Bu arada Ford'un tekerlerini gösterecektim sayı. Ford'un tekerlerini yaptık arkadaşlar. Su almaya bununla gideceğim. Babam sağ olsun. Gece yardım etti. Beraber hemen yeni iç lastik aldım ben buna. Daktık. Sapa sağlam oldu. Biliyorsunuz patlamıştı. Diğer önce videolardan izleyenler vardır. Güzel yaptık yani. Oldu. Bunu kullanabiliriz. Bunun devriyeci hafif. Bunu ben sürekli kullanacağım. Ayağım tam anlamıyla iyileşesiye kadar. Tamam geliyorum. Babam. Kızım biz işleri tam yaraladıydık ki sen uyandın. Haydi bismillahirrahmanirrahim bakayım. Bak bakalım. Ya sana bir haberim var. Kamerayı boş ver şimdi. Ne oldu biliyor musun? Bir tane dişi bıçağımız oldu. Sana süt yapacak. Peynir yapacak. Göstereyim mi? Dişi kız yani. Kız senin gibi. Aa, o buydu. Tamam baba. Tamam. Ne o? Ne? Ne olmuş? Oo. Tabii ki inek yavru yapmış. Evet. Evet. Nasıl? Gel. Bak. 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 Ne yapıyor? Annesi kurutuyor onu. Bak küçük. Bak. Sevecek mi? Korkmazsın değil mi? Ha? Sevecek mi? Yok. Yok. Kamerayı açmadım. Açmadı bak. Şimdi babamla oturuyoruz biz burada. İneklere ot biçtik. Buzağımız da doğdu. Tabii buzağımız da doğdu. Rahata erdik. Çünkü ne zaman buzağlayacak, ne zaman doğum yapacak. Şimdi sodamızı içiyoruz. Buzağı da karşıda yatıyor arkadaşlar. Bakın annesinin yanında. Orada yatıyor. Onu tabii biraz daha merak alsın. Annesinin yanından alacağım. Hava şu anda gölgeli. Hafif gölgeli olduğu için bıraktım. Nasılmış kızım? Bıza nasılmış? Güzelmiş değil mi? Evet, emeklerimizin başına geldik. Şimdi gideceğiz. Şöyle şunu kapatayım. Şunu söyleyecektim ben. Aslında farkına varmadık ama biliyorsunuz emektarın lastiği patladı. Biz ayağımızı kestik. Emektarın lastik oldu. Biz ayağımızı iyileşiyoruz. Emektarla bir bağlantımız var sanırım. Hadi Sivaran pin sen. Bu arkada da bidonları tamam. İp aldın mı? Evet. Tamam. Hadi gidelim. Şu telefonu da tut. Düşmesin. Cebi yok bu eşofman giymekten. Haydi bismillah. Şöyle arkadaşlar bunun debriyajı zaten çok basit bir debriyajı var. Bunu da yaptığımıza göre artık bununla gezebiliriz, kullanabiliriz. Haydi bismillah. Telefon sende dursun ya. Sürmezsin de. Koltuğun altında ne var böyle ya? Bu ne? Babam koymuş onu. İyi, inek de buzağladı, aradan çıktı Sevara ya. Haydi bakalım şimdi hem su dolduralım. Hem de emekleri çalıştırmış olalım. Uzun zamandan sonra özlemişim arkadaşlar. Ford traktörü özlemişim. Emekleri özlemişim yani. Thank you.
Böyle hem çekirdek çıkıyorum hem yola devam ediyoruz. Evet. Su çok çok azalmış arkadaşlar. Baya baya azalmış. Ama bekleyeceğiz. Bu arada da cumartesi pazar olunca ortam böyle işte. Burası insandan piknik yapandan geçilmiyor. Abi de abiye de teşekkür ediyor. Soğukların için temizlemiş. Bakın. Teşekkürler yani. Evet. Şimdi bekleyeceğiz. Su dolduracağız. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çok az akıyor. Ota nerelere çıkmışlar Sevara? Bakın orada. Cumartesi pazar olunca böyle. Neyse biz o dolasıya oturam çekirdek çıtlayam. Gel. Biz şuraya oturacağız arkadaşlar. O dolasıya kadar çekirdek keyfi yapacağız. Haydi bakalım. Ben de ayva varıp turpan dişeyeceğim. Bunlar kaç saate dolar acaba Sevara ya? Bilmiyorum. 2 saat gider mi 2 saat? 3 saat. Oh mis gibi ortam. Çiçek kokuyor arkadaşlar her yer. Havada bir bulanıklık var yine ya. Yağmur yağacak. Ya da çok sıcak olacak yine geçenki gibi. Ayaz mayaz olmasa bari. Evet suları doldurduk şöyle gidiyor. 3 tane. Bayağı her yer kalabalık. Daha ne zaman geliriz bilmiyorum. Amma trafik var ha. Bugün bayağı trafik var. O bize yol verdi. Şimdi tabi sabahtan beri kaçınıyoruz. Su getir. Ot biç. Bakın buralardan hoş bittim. Kuzulara bak. Bir de mınşımız oldu ne güzel. Tırpan dişeyeceğim dedim. Onu da bitireyim arkadaşlar. Size göstereyim. Nasip olursa şimdi birazdan. Aslında tırpan dişemek şöyle tırpanı keskinleştireceğiz. Bu keskinleştirme de ezerek keskinleştirme. Ya birçoğunuz zaten tahminimce biliyormuşsunuzdur. Ama ben son olarak videomu bununla kapatacağım. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi çekiç, örs bunlar var. Onları hazırlayayım. Ondan sonra oturacağım. Yavaş yavaş dişeyeceğim. Siz de inşallah güzel bir görüntüler çıkar. Benim en çok sevdiğim sesi arkadaşlar. Yani tırpan dişeme sesi. Mekan burası. Yani şuraya oturacağım. Şöyle şu telefonu bırakayım. Şuraya. Çekicimiz buradaydı. Onu alayım. Bunu bir güzel bir ayarlayacağım. Ondan sonra döveceğiz. Bu arada fındık düşmüş. Bunu da bunun içine koyalım. Şöyle iyidir. Haydi bakalım. Bismillah. Evet. Oturuş bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Hatta biraz daha popomuzu şöyle alalım. Evet. Şimdi. Şuradan dişemeye başlayacağız. Minik darbelerle. Şu ben böyle tutmayı, kimisi bu tarafa doğru yatırık mesela çok şey yapanlar şöyle dişemeyi severler. Açıları var bunun.
Yani dedem olsaydı da dişeseydi, ben tabii tam profesyonel açıda dişeyemiyorum ama şu ses bana çok şey hatırlatıyor arkadaşlar. Hatta şöyle biraz eğimi kapayalım. Evet, şu açıyı tamam, bulduk açısını ben. Şu ses her evin bahçesinde oluyordu önceden. Ama şimdi tabii ki yani biz de sadece evdeki işler için kullanıyoruz aslında. Normalde makineyle biçiyorum ben hepsini şu anda. Evet, evet bu şekilde maşa kadar devam edeceğiz. Evet, sol ayağımın üstüne koyamadığım için tersine çevirdim. Böyle diyeceğim. Aslında böyle hiç düşemedim. Bu taraftan işler böyle de. İnşallah. Yapan bozulmayız. Yani toplasanız 3 kere falan yapmışımdır. Birincisi iyiydi, ikincisi de iyiydi. İnşallah onları iyi olur. Evet, son olarak bitirdik arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Evet. Gayet düzgün. Tamam. Şimdi tırpanımıza takalım. Bu eski ağaçlardan arkadaşlar, biliyorsunuz. Eski saplardan, eski kullanılan saplardan. Şimdi yeni demir falan modelleri var. Şunu altına koyacağız. Evet, şimdi lazım. Bunu taktık arkadaşlar. Şöyle elecek. Şimdi ne çıkıyor bilmiyorum. Kameranın ayarı iyiydi inşallah. Şöyle bir boynunuza koyuyorsunuz. Ve baş parmağınızla böyle aşağı kadar tırpanın açısını vermeniz lazım. Bak şu anda kapalı. Azıcık açmam lazım. Böyle aynı seviyede gitmesi lazım baş parmağınız. Şu şekilde aşağı kadar aynı seviyede gitmesi lazım. Bu da bunun ayarıdır. Ben böyle gördüm. Yani daha başka yapanlar var mı? Yani şöyle aç. Evet. Şu şekilde sabitleyeceğim ben şimdi bunu. Bir daha deneyelim. Şöyle. Evet. Bakın ne değiyor ne değmiyor ve aynı. Azıcık kapayacağız. Çok az bir kapamamız lazım. Şimdi... Aynen bu şekilde. Tamam. Deneme noktasına geldik. Bakın. Sabahki farkla şimdiki farkı görebiliyor musunuz? Yani şurası da iyiydi ama toprağına kadar biçiyor. Vallahi ben bu işi becerdim yine. Bakın. Yani biraz da ayağımdan kaynaklanan bir kasma var. Ayağımı şöyle gezdirmem lazım. Bu otları böyle kesiyorsa tarla otlarını hayli hayli keser. Evet arkadaşlar, lastik kafamı kesmiş sabahtan beri kafamda. Evet, böyle bir günde yine güzel geçti bizim için. Buzağımız oldu, karamelimiz oldu öyle söyleyeyim. Oy, su doldurduk, kuzulara baktık, ot biçtik, tırpan dişedik. Yani bugün yine normalde yapılacak olan işlerimizi yaptık. Tekrar söylüyorum, 2 güne 3 güne kalmaz dikişleri aldıracağım. Daha da güzel. Daha da sağlam çalışmaya başlayacağız. İşler böyle ağzını açtı bekliyorlar arkadaşlar. O yüzden sağ salim bir zorlu süreç geçirdik. Ben kendim için söyleyeyim. Çünkü hiç bu kadar yatmaya alışkın değilim. Ama Allah'ın izniyle iyileştik. Güzel oldu. Yani ayağımda herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi sadece dikişler kaldı. Evet, bugün de böyle geçirdik. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, paylaşmayı. Özellikle paylaşmayı unutmayın ki daha büyük kitlelere ulaşalım. Beğenileriniz, yorumlarınız da benim için son derece değerli. Görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Babam geliyor.
Ben yavaştan onu da karşılayayım.